Aç maç nerede Zeynep'cim ya? Aç işte bilmiyorum nerede. Ya Allah Allah sevgili, ben sana buradan mesaj çekmedim mi? Televizyon açtı, bize psikoloji destek olsun, maç var diye ya. Aman Zeynep ya. Hadi oğlum be. Hadi koçum. Oh be. La 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 la. Yürü be. Ver pası. Ben, aferin koçum benim. Aferin Gürkan'ım benim. Bir tanem benim. Benim Avrupa'ya saçacağız seni. Ha. Bir dakika maç seyrediyorum şimdi sevgilim ya. Bir dur ya. Hadi. Alex. Kaptanıma bak benim be. Ya sen var ya, dünyanın en büyük futbolcusun. Aldığın bütün para hakkı helal olsun sana be. Koçum benim be. Ya aşkım maç seyrediyorum. Ben sonra yerim sevgilim. Hadi ya. Hadi aşkım ya. Ver oğlum. Güzel oğlum, aferin. Böyle çok. Aferin. Tek paslar. Böyle pasta oynuyoruz. Harikasın. Ya bu. Ya şu Allah'ını şu Alex'in pasına bak. Allah'ını seversen şu. Bu Alex'in var ya, heykelini 3 metre dikiyorlar ya. Az dikiyorlar ha. En az 15 metre bir heykel yapacaksın. Koyacaksın Kadıköy'ün ortasında, duracak öyle. Ben hamileyim. Hemen oraya. Ozan. Mutlu oldun Ozan. Ozan korkutma beni. Ozicim. Ha, sizinkiler gol attı. Alex attı. Ozan Alex çaktı. Ozan. Çak etti. Ağları derdi. Ozan Allah aşkına beni korkutma Allah aşkına. Şşt. Ozan. Ozan. Ay canım. Sen bir şey söyle. Allah aşkına bir şey söyle. Bir şey söyler misin? Bana bir şey söyle. Hı? Şşt. Bana bak. Hop hoppa. Tamam. Ha tamam. Tamam mı? Tamamsa tamam. Duydun mu beni? Neyi? Hop. Aa. Ozan. Hı. Ozan Allah aşkına yapma böyle. Kimim ben? Ben kimim? Zeynep. Nereden anladın peki? Geciktim. Gecikmem biliyorsun, ben hiç gecikmem. Bir de bütün belirtiler tamam yani. Bir de hissediyorum, kadınlar hissediyor yani. Göğüslerinin pek haberi yok galiba. Onlar pek hissedememiş. Ne demek o? Sen demedin bana hamile kalınca göğüslerin iki katına çıkacak diye? Aynı sığır sığır konuşuyorsun ya. İki günde mi çıkacak ilk katına? Zaman ilerledi çünkü, süreç geçtikçe çıkacak herhalde. Tamam. Allah, hamileyim ben, biliyorum. Tamam. Ne yapacağız peki? Randevu aldım doktordan. Cuma günü doktora gideceğiz işte. Yalnız ben de yani nasıl yapıyorum iş kardeşim yani. Tek seferde yapılır mı? Bir attım vurmuşum be yani. Kendine fazla gazı getirme istersen. 5 senedir atıyorsun, ilk defa vurdun çünkü. Kalbimi kırıyorsun ama. Tamam, özür dilerim. Ama kalbimi kırmasın, onun için demedim. Ne bakıyorsun ya? Ne? Tataklıyor mu bununla? Ne bakıyorsun? Yok. Kafan senin ne kadar büyük ya? He? Elimle de orantı. Sende biraz koca kafa durumu mu var? Ne? Ay, çocuğun kafası sana benzerse. Aa yok, ben normal doğum yapmayacağım. Şu düşündüğün şeye bak, bir de bana iğrenç diyorsun ha. Ama ne yapayım? Yıpratayım mı kendimi? Aman be. Tamam Ezim. Hı. Tamam boş ver. Tamam, bu kadar yıpratmışım bundan sonra. Bunu anladım ya. Elime biraz orantılandım da bana büyük geldi herhalde. Gözüme öyle geldi. Aşkım sen niye sevmiyorsun bu haberi? Senin sevmen lazım bu haberi. İnsan evlenmeden hamile kalınca bu kadar seviniyor sevgilim. Baltayı taşa vurdum. Ben çıkayım konudan en iyisi. Çık bence de. Kimse söylemeseydin bari. Yani doktora gidelim ondan sonra söyleyelim diye söylüyorum bunu. Hadi canım. Söylemedin değil mi? Yok canım. Ha. Kimse söyleyeceğim zaten. Kimse söylemedim. Hiç kimse söylemedim. Eyvallah.
Aha, tebrik ediyor. Damat nihayet sonunda bir işe yaradı. Lan. Yemin ediyorum senin banan cadı. Yemin ediyorum cadı. Bak bak, görüyor musun? Bak bak bak. İçine doğuyor cadının. Ya saçmalama ya. Anneme ben söyledim herhalde. Ama Zeynep ya. Ama canım nasılsın kızım diye sordu. Ne yapsaydım, yalan mı söyleseydim Ozan? Babam aferin oğlum diye mesaj göndermiş. Ha, o zaten direkt sordu. Saklamam mümkün değildi. Böyle nasıl sordu? Ozan nasıl dedi. Anlaşıldı. Tamam, bir de şey. Daha gazeteye ilan mı verdin? Ne? Saçmalama ya. Sitede şey var. Kutlama gibi bir şey var. Nerede? Ya bizim deliler ya. Eda ile Burak şey yapmışlar. Ozan Zeynep'in bebeği oluyor diye. Böyle bir kutlama falan düzelmişler. Catering şirketiyle, yemek şeyiyle anlaşmışlar. Zeynep, balonlar falan. Ben yemeğe bakacağım, bir dakika dur. Yemeğe bakacağım, sonra şey yaparız. Yani iki kimseye söylemedin. Ben şey yapmadım ya. Ulan bu ne kız kardeşim ya? Ulan ölsem en son benim haberim olacak be. Bu ne saçma laf ya. Çok yorgunum, yatıyorum ben. İyi geceler sevgilim, tamam? Çocuk işi zor iş. Bir sürü kitap okumak lazım. Pedagoji falan. Anladım, ben konuşacağız yani. Peki. O zaman uzman sevgilim, bir doktora görünmemiz şart bizim. Niye? Bizim ilişkimiz yani meyve verecek kadar sağlam temellere mi dayanıyor acaba? Yani biz bu güce sahip miyiz? Ne diyorsun kızım sen? 60'ı vurmuşum işte. Ne gücünden bahsediyorsun sen? Ne biçim sınır mısın? Ne biçim sır sır konuşuyorsun? Saçmalama. Ondan mı bahsediyorum ben? Bir çocuk insan yetiştirmek söz konusu burada. E tamam, söz konusu daha 9 ayımız var. Yeteri kadar söz konusu ederiz bu mevzuyu. Hadi yani gelişen dünyada çocuğun sosyo-psikolojik gelişimi çok önemli. Ne olsun çocuk ondan sonra? Apartman çocuğu mu olsun? Niye apartman çocuğu olsun kızım? Bırakacağım ben sokağa, top oynamaya başlayacak. 2 yaşından başlatacağım ben bu mesleği. İleride büyüyünce de futbolcu olacak benim oğlum. Ay saçmalama. Ay ne kadar iğrençsin Ozan. Futbolcu mu yapacağız çocuk? Çocuk futbolcu mu olacak? Evet. Kro gibi. Kro mu? Ay kro gibi. Kro mu? Ay kro gibi. Kro dedi ya. Gökhan Gönül yılda kaç para kazanıyor, haberin var mı senin? Ama ne kazanıyor? Doktordan fazla mı kazanıyor? Ne doktoru diyorsun? Ne doktordan bahsediyorsun sen be? Senede en az 1 milyon euro para alıyor o çocuk, biliyor musun? Haberin var mı senin? Ne? Senede. Evet. Üzüyorum be. Sen, o ne? Kaptan Alex, ki helali hoş olsun, yılda 3,5 milyon euro alıyor, biliyor musun sen? Hadi be. Tabii. Ne diyorsun ya? Bir tane futbolcu olsun. Olsun futbolcu olsun. Ne? Tamam oldu, futbolcu olsun. Ne oldu futbolcu olsun? Demin kro diyordun futbolculara. Ay, yemişim krosunu sen. 1 milyon euro ile neler yapılır biliyor musun? Ha. Tamam oldu. Tamam, sen seviyorsun zaten, yetiştirsin. Tamam hadi. Olabilir, futbolcu olabilir. Hayır. Hadi gidelim. Küçük küçük ayaklarıyla topları vurur. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Çocuğu Brezilya'da mı doğursun acaba? Bak beynine kan gitmeye başladı. Gerçekten senin çocuk büyümek o kadar da böyle zor bir şey değil yani. Ben hatırlıyorum bak, vallahi ben küçükken böyle arada bir azıtırdım. Annem bir iki tane çakardı, böyle kendime gelirdim vallahi. Anne seni dövüyor muydu? Kızım öyle dövme denemez ki ya. Öyle bir şey değil. Bu hani arada bir şakülüm kayardı. O da bir tokat küçük böyle. Kısma bir şaplak, tokat, tekme falan ufak ufak. Evet. Ozan dövüyordu, bayağı dayak yemişsin sen. Kıyamam. Yok ya. Olmaz. Çok fena bir şey bu. Çocuğa nasıl şiddet uygulanır Ozan, saçmalama. Ya kızım arada bir lazım olabilir böyle ufak tefek şeyler. Ay saçmalama. Hiç ben böyle saçma bir şey duymadım. Kusura bakma yani. Hiç çocuğa büyütürken şiddete başvurmak hiç de lazım olabilecek bir şey değil yani. Baba kusura bakma, ben çocuğun poposuna bile şaplak vuramam valla. Yok artık. Hiç şaplak bile vuramam yani. Deneyelim istersen. Ha? Ne demek? Hadi ben çocuğum. Yaramazlık yapıyor. Ne yapıyor? İnsan gibi anlatırım. Evet. Evet, bir küçük bir insan modeli o. Canım. Ne oldu tatlım? Ne oldu güzelim? Canım sıkıldı. Hadi gel uyu. Ben sana masal anlatayım. Ben sana gel uyuyayım. Masal anlatayım. İstemiyorum ben masal ya. Ben birazcık masal yapayım. Güzel pamuk ellerini. İstemiyorum ben masal. Canım sıkıldı. Masal anlatacağım ama sana. Park
parka gideceğiz yarın. Şimdi uyu. Yarın seni parka götüreceğim. Anne şimdi gidelim. Aa, şimdi demeyiz. Anne şimdi gidelim. Anne şimdi gidelim. Ama karanlık. Ama şimdi karanlık. Ama karanlık şimdi. Ne yapalım şimdi gidelim. Karanlıkta şey yapamayız. Öcüler gelir. Ay, öcü diyemem. Öcü diyemem. Çocuğu öcü diyemem. Yarın sabah gidelim. Önümüzü göremeyiz. Önümüzü göremeyiz. Yapamayız. 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 Vurdun. Ben sana işte, vurmadım. İşte ama ayar, sana vurdum işte ben. Ama ayar bu arada bir lazım. Ama ben çocuğa vurmuyorum. Hayır. Ben sana vuruyorum. Hayır. Sana vurdum ben. Vurdun. Hiçbir gördüm. Çocuk bu kadar öküz olamaz. Vurdun. Hiç. Öküz olamaz vurdum, ama vurdum, ama çocuk bu kadar öküz olamaz. Bana bir daha vururum. Demin ederim bir daha vururum. Çok salak. Ben çocuğuma vurmadım. Ama çocuğuma vurmuşsun. Anne gibi davranıyorsun bana. Ya çok salaksın. Bak hala vuruyorsun. Lütfen. Ama ben sana vuruyorum. Şiddet yapmışsın. Hayır saçmalama. Tamam, ben çocuğum. Tamam, ben öyle bir anne değilim. Tamam değilim. Ben öyle bir anne değilim. Tamam şaka yaptım tamam. Çok fenasın. Tamam baba. Tamam. Elim ayağım titriyor. Tamam titriyor. Tamam. Çok fena yaptım. Ay Ozan. Hı? Biz hiç isim düşünmedik ha. Ne olabilir acaba? İsmi ne olsun? Murat olsun. Murat erkek olursa. Murat'ın Erdin manasında. Hem de kolay da bir isim. Ben Murat istemem. Murat koyayım da Turat derler. İstemem. Maşallah maşallah. Neleri de biliyorsunuz öyle. Öyle ama derler. O zaman amcanın ismini koyalım. Ben çok seviyorum. Okan koyalım ismini. Aa çok sıradan be. Okan. Her şeyde bir kulp var ha. Ama ne derler ama. Kızar sonra bize büyüyünce. Olmaz o. Mert olsun. Aa, Mert. Hı. Mert güzel isim ama. Güzel isim. Güzel isim Mert. Mert olabilir. İyi ki doğdun Mert. Mert oluyor. Olmuyor. Olmuyor. Mert oluyor. Tekeceli bir şey olmasın. Tekeceli olmasın. Hem niye hep bir erkek ismi düşünüyoruz? Kız da olabilir. Ha, kız olacaksa ismi Alev olacak. Alev. Güzel isim. Alev. Direkt Yeloz doğurayım yani. Estağfurullah. Ne? Alev. Allah Allah. Alev olmaz. Meriç olsun. Aman. Kız mı erkek mi belli değil. Ne güzel işte ikisine de olur. Ha, iyi büyüdüğünde cinsiyet değiştirmek isterse kağıt işlemlerinden kurtulsun yani. Pembe mavi de çizgili bir nüfus kağıdı yaptırırız. Aman ya. Olmaz. İyi tamam ben vazgeçtim. Sen söyle. Aslında benim aklımda bir şey var. Var duyunca mı? Da bayılacaksın. Var mı gerçekten? Evet. Söyle bakayım hazır neymiş? Hazır mısın? Jabağı. Ne? Jabağı. Jabağı. Ya yat da beynini okusan gitsin Allah'ını seversen. Sen sinirimi bozmayayım. Akşam ne söyleyeyim farkında değil. Jabağı ne lan? Uykun var mı? Var evet. Benim canım sevişmek istiyor. Ha? Aha. Sevişelim mi diyorum? Ciddi misin sen? Evet. Ne var ki? Ya kızım sahaya giriş yasak değil mi? Sen orayı 9 haline kiraya verdin ya. Aa saçmalama. Öyle bir şey yok. Öyle düşünme. Giriş serbest. Saçmalama. Şimdiden kapatırsam ne yapacağım ben? 9 ay nasıl geçer? Yapmadım. Olmaz. Olmaz ya kızım. Neden ya? Kızım çocuk gamzeli olur sonra ya. Ay iğrençsin gerçekten ya. Saçmalama. Olmaz öyle bir şey. Yok. Bak bir kere hızlı hiç olmaz. Kızım biliyorsun ben tadını çıkara çıkara sevişmeyi severim. Öyle şey olmaz. Ya evet çok iyi bilirim. Hazırlık ve banyo süresi toplam 3,5 dakika. Sağ olsun. Böyle hakaret etmeye devam et. Çok tahrik oluyorum ben. Ne olur ya. Yapma. Gerçekten hormonlarım tamam yapmış vaziyette. Ne olur istedim. Olmaz. Vallahi bir şey olmaz. Ya kızım şey olmaz diyorum. Aşkım iyi bir şey değil bu ya. Ya çocukla böyle tanışmak istemiyorum. Aman iyi be tamam yatıyorum. Yalvarıyorum sana. Çocuk olduktan sonra zaten evleniriz. Yeni evliler olarak da baba sevişiriz. Evleniriz. Çocuğun da adı olur Jabağı. Bacısını da yaparız tabağa. Altta tabağa, üstte Jabağı. Böyle servis yaparız artık. Bunda bir şans varken. Allah'ım.
Ya Mahir, ne haber? Ne? Yo, seninle ilgili kimse kapıya gelmedi. Yok oğlum, öyle tuhaf tuhaf adamlar aramadı bizi, niye ki? Ya bırak şimdi geyiği oğlum. Bana bak, Zeynep hamile. Tabii ki benden, gerizekalı. Dinle, bir beni dinle sen. Evlenme teklif edeceğim ben. Yok anam... Tövbe yarabbim, tabii ki Zeynep'e teklif edeceğim. Mahir'cim ya, bir adam gibi dinler misin beni? Edeceğim. Yok onun kurtuluşu yok. Çocuk doğuyor artık, evleneceğiz. Yapacak bir şey yok. Yalnız bir beni dinle. Benim yüzük almam lazım Zeynep'e. Sen bu işlerden anlarsın be koçum. Hadi sen de gel benimle, ne olur be. Tamam. Aferin Mahir'im benim. Ne? Ne yüzük ölçüsü ya? Tamam. Anladım. Tamam uzatma. Ben bu gece çaktırmadan alırım o parmağının ölçüsünü. Tamam. O zaman yarın arıyorum ben seni, tamam mı koçum? Tamam, yaparız. Hadi bay. Hadi bay. Bayağı evleniyoruz ha. Bitti kardeşim, buraya kadarmış. Ne yapalım? Ah! Ne oluyor bütün aksilikler üst üste ya? Evlenmemi istemiyor musun acaba? Neyse. Burada bir yerde bant olacaktı ya. Bırak acı, ben konuşayım. Bak nasıl fiyat kırıyorum be oğlum. Tamam sen konuş. Selamun aleyküm hemşerim. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Geldin. Çok güzel giriş oldu. Selamun aleyküm. Manavı mı geldik? Domates alacağız zannedecek herif bizi. Oğlum bir dakika dur ya. Babacığım biz şöyle ucuzundan güzel bir tek taş bir yüzük istiyoruz. Tabii. Bakalım. Tamam. En uygunu bu o zaman. Buyurun. Yani. Böyle dikkatli bakınca bir pırlanta görünüyor gibi evet, sanki. Evet yani parlayan bir nokta var sanki. Sanki. Yok, bunun biraz daha büyük taşlı olanı var mı acaba? Ona bakabilir miyiz? Tabii, o ben size şunu göstereyim. Ha işte bak böyle bir tabii, yandan geliyor da baksana şuna tabii şöyle. Ha? Bu tabii canım, bu taşı kocaman işte. Zeynep'in parmağına da çok güzel duru. Çok yakışır. Harika. Süper. Ne kadar bunun fiyatı acaba? Bir saniyenizi rica edeceğim. ...11.500 TL. Ne? 11.500 TL. Anladım. Hepsi değil mi? Tabii. O kadar da büyük değil sanki taşı yani. Çok da güzel değil gibi. Yok ya. Hı? Ya böyle parmağı taksa böyle filan. Düşer parmak. Düşer. Abi rahatsız eder yani bu kadarına. Yok. Yani bak oğlum tam olarak ihtiyacımız olan şey birinci yüzüğün fiyatı, ikincinin de taşı. Aynen öyle abi. Pardon. Süper. Bir müdahalede bulunabilir miyim acaba? Buyurun. Hanımefendi nasıl yüzüklerden hoşlanıyor acaba? Prenses kesim mi? Damla kesim mi? Beyaz mı? Sarı mı? Ha. Abi bu olayın böyle meseleleri de var yani öyle mi? Tabii. Anladım. Bir sorabilir miyiz onu? Bir dakika, bir saniye rica edeceğim. Lütfen sor. Pardon. Ozan! Aşkım ne oldu? Çok fena kabızım, karnım patlayacak gibi. Kuru kayısıya biraz. Ya benim kuru kayısıya ne işim olur? Hamilelik kabızlığı bu. Tamam canım, kızma sevgilim. Ya bir şey yaramıyorsun zaten. Üf, tam kapatıyorum. Evet abi, neymiş? Ne neymiş? Oğlum Zeynep'e soracaktın ya. Aa ben onu unuttum ya. Hiç sormadık ya. Tüh. Gitti kafa. Pardon.
Ozan mutfakta ne var? İğrenç kokuyor. Bilmem. Dün ne yemek yapmıştık? Ya ne bileyim ben ne yapmıştık? Hamileyim ben. Bütün besinim plazantaya gidiyor. Kafam çalışmıyor. Yalnız ben bir şey soracağım aşkım sana. Ya benim kafam çalışmıyor diyorum. Sen bir şey soracağım diyorsun. Uykum var zaten. Ayakta duramıyorum. Ama aşkım öğrenmem lazım bunu. Ne? Sen şimdi yüzükte prenses kesim mi seversin yoksa damla kesim mi? Yani karatına göre değişir şimdi tabii o yani. Şu yüksek karatlı bir şeyse, sarı pırlantaysa o zaman damla kesimi en makbulü oluyor. Ama yani bir karatlık bir şeyse o zaman yani çok da önemli değişecekti. Yani metalin rengi de önemli tabii. Yani beyaz altınsa prenses en iyisi diyorlar. Yani ben de katılıyorum yani. Bence de prenses en iyisi yani beyaz altın. Tamam. İyi ki kafan çalışmıyor sevgilim yani. Biraz kafan çalışsa yüzük imal edeceksin neredeyse. Neyse neyse hadi ben kapattım öpüyorum seni bay. Ya niye bana böyle saçma şeyler soruyorsun? Şu saçma sapan bir erkek muhabbetine geçmiştir Allah bilir. Hiçbir şey anlamadım ben bazı anlattığımı böyle bir... Siz ne sormuştunuz bana ya? Zeyno. Aşkım. Nasılsın sevgilim? Zeyno. Sağ ol sevgilim, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evlenelim diyorum artık. Gel aşkım. Geliyorum zaten. Niye midem bulanıyor? Hamilelikten mi? Seni görünce öyle kusasım geldi. Ha? Ozan ya. Sinirim tepemde zaten. Tamam. Sen hiç sinirlerini bozma. Ben şimdi seni çok güzel bir yere yemeğe götüreceğim. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Ve konuşmamız gereken konular var. Onları konuşacağız. Ay benim hiç valla çıkartıp üstüm başımı değiştirecek halim yok. Sen söyle bir şeyler ye lütfen. Ve sen? Yiyemiyorum ben. Midem bulanıyor. Kusuyorum. Tamam. Ama güzel gözüm, besinsiz kalırsın o zaman. Aşkım bir tanem sevgilim ya. Ne kadar akıllı bir şey oldun Ozan ya. Aşkım bir tanem sevgilim. Bir şeyler söylüyorsun. Uyuz alttan almalar falan. Ya sevgilim hamilesin diye alttan alıyorum işte. Alma. Anlaşılıyor. İstemiyorum alma. Eskisi gibi ol. Öküz ol. Sinirimi senden çıkartayım. Olmaz sevgilim. Bu gece olmaz. Bu gece bizim için çok özel bir gece. Allah'ım sen bana sabır ver. Sınanıyor muyum nedir? Zeynep. İyi misin? Ne oluyor kız tavuk gibi? Şimdi aşkım ben düşündüm. Ya macun mu yiyeceksin yine? Yok hayatım onu değil. Bizi düşündüm. İlişkimizi düşündüm. Madem bizim aşkımızın meyvesi dünyaya gelecek. Ya. Ne oldu aşkım? Ya sabahtan beri tavuk kokusu burnumun ucundan gitmiyor. Midemi bulandırıyor. Bunun için mi ağlıyorsun? Gerizekalı konuşma. Ozan'ın hormonlarım yüzünden ağlıyorum. Tamam ağla sen. Tamam sen ağla. Rahat ağla. Ben lafımı tamamlayayım tamam mı? Tamam da zaten ne tamamlayacaksan bugün de böyle antin kuntin konuşasın tuttu. Tamam sevgilim. Şimdi aşkımızı düşündüm. Şimdi biliyorsun biz birkaç kez eşikten döndük ve madem... Kısmet... Kokuyorsun bugün... Sen kokuyorsun Ozan. Ne? Ozan tavuk kokuyorsun. Leş gibi tavuk kokuyorsun. İğrençsin. Evet tavuk kokuyorum. Evet tavuk kokuyorum. Biliyorsun benim kümeslerim var. Sabahtan akşama kadar tavukları parmaklıyorum. O yüzden tavuk kokuyorum. Ya ben çıkıp dışarıda bir şey yiyeceğim. Sen de git yat dinlen Allah'ını seversen. Çok iyi olur zaten. Hadi git yat dinlen hadi. Yatacağım zaten gideceğim. Hadi git. Ya. Allah'ım yarabbim. Hey yüce Rabbim. Anladım. Emin misin diye soruyorsun bana. Emin misin diye soruyorsun. Bunu anlıyorum. Ey büyük Allah'ım ama... Yani eminim. Eminim, gerçekten eminim de... Vallahi ben de bu akşam bunu teklif edecek sinirim midir kalmadı. Günahlarımı affet ya. Ay bir yandan çok heyecanlı. Bir yandan da davul gibi olacağım. Hamilelik böyle bir şey işte sevgilim.
Ha, sana göre hava hoş tabii. Ne güzel, oturduğun yerden hakem kes. Bir şey geldi aklıma. Dur tak, bir şey geldi. Al ki şunu. Ne bu? Aa, koy karnına. En patikır benim. Dedirdin mi sen? Senin karnın şişmedi, benim karnım niye şişti? Şişecek ama sonunda. Bir koy bakalım, koy. Bakalım böyle büyük bir karınla yaşamak nasıl bir duygu? Bir hisset, ne olur. Peki. İyice tıkıştır. Ne güzel oldu. Nasıl hissediyorsun? Karnıma yastık koymuş gibi. Ama ruhsuzsun Ozan ya. İçinde bir canlının büyüdüğünü hisseder misin lütfen? Lütfen. Tamam. Tutayım seni. Tamam dur. Dur, iyi. İçimde bir canlının büyüdüğünü hissediyorum şimdi. Ha? Çok sıkıştırma. Ha? Hakikaten hissediyorum ha. Ay Ozan, gerçekten mi? Beni anlıyorsun. Gerçekten mi? Vallahi kızım, bir dakika lan. Kötüyüm ha ben. Ne ya, o kadar kaptırma kendini. Onu demiyorum kızım ya. Oo. Kızım akşam kebap yedik ya yavrular. Hep oradan yiyince mideyi bozuyorum böyle. Ay, Ozan ya, saçmalama. Çok fena, çok fena. Ozan ya, ya hani beni de anlamaya çalışacaksın ama. Çekil. Ay Ozan ya. Bana kaçmak olsun da. Pencereyi falan açtın mı? İyice havalandırsaydın orayı. Havalandırdım, havalandırdım. Daha iyi misin? Ama kötü oldum ya, iyiyim ama içimdeki düşmanı atınca rahatladım vallahi. Ozan. Hı? Gene ne var, gene ne var? Ya. Ne? Şimdi hamileyken kadınlar böyle çok kilo oluyorlar ya. Çatlaklar falan oluyor. Benim öyle çatlaklarım olunca da sen beni sever misin? Ya severim tabii aşkım ya. Vallahi. Değil mi? İnsan öyle aşık olunca hiç aşkındaki çatlakları görmez değil mi? Görmez tabii sevgilim ya. Hem zaten senin şimdi de çatlakların var. Ben şimdi de görmüyorum onları. Hiç dert ediyor muyum kendime? Allah belanı versin. Neremde var benim çatlak? Çatlak mı var bende? Kafanda var senin çatlak. Neremde var? Göster, neremde var çatlak? Komut. Neremde var? Çatlak neremde var? Doktor bey de yurt dışındaymış. Anca bugüne gün verebildi. Can geç olsun, ne fark eder? Nasılsa bebek 9 ay sende. Gelebiliriz. Sen hazır mısın? Evet. Hadi tamam, gidelim. Bir dakika. Ben bir tuvalete gideyim. Gireyim, şey yapayım. Yolda sıkışmayayım. Tamam, hadi. Tamam mı? Tamam. Ben şimdi bunu vereyim ya. Ya da yok ya. Acele getirmeyelim şimdi. Dönüşte veririm bek. Zeynep, karım olur musun? Niye açılmıyor lan? Ha, tamam. Zeynep, hadi gel evlenelim. Ozan. Hah, gel. Baksana ne diyeceğim. Hastalandım. Nasıl yani? Yanlış elem yani, hamile değilim. Neyse, tamam. Neden kabız oldum o zaman? Ne bileyim ben. Tutturamadın gene. Üzülme. Zeynep. Tutturamadın işte. Aşkım, miden neden bulandı acaba? Geçen gün seni döner ayrancıdan yemiştim. Hangisi? Sen köşedekinden yemiştim, canım çekti. Zehirlendim galiba. Ya sevgilim, orası sağlıklı değil ya. Ben 20 yıldır oradan yediğim için benim mide alıştı artık ya. İşkembe oldu ama sen yiyemezsin sevgilim oradan. Ne bileyim. Senin cebindeki sertlik ne? Oh,
etkilendim herhalde senden sevgilim. Sen sola doğru etkilenirsin. İşte pantolon yeni olunca bu sefer sağa doğru oldu. Şşt, buna ver. Hı. Hadi sana bir ıhlamur yapayım, midene iyi gelir. Ha? Hadi kalk. Güzel bir ıhlamur şöyle. Ha? Hadi bakayım. Hadi üzülme artık. Hadi benim bebeğim benim. Hadi. Hadi geliyorum ben. Şu üstümü değiştirip geliyorum, tamam mı? Şimdi çocuk mucuk mevzusu da yok yani, bunu aceleye getirmenin lüzumu yok yani, bu evlilikten kaçmıyorum ben ama bunu şimdi saklayalım, zamanı gelince çıkartalım.